Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün yine kendin yap torna tezgah projemizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arabamızı ileri geri ve sağa sola iki eksende hareket ettirirken metrik ölçüm yapabilmemizi sağlayan skalaları yapacağız. Ben burada bir tanesini yaptım. Birazdan yakın detayda nasıl çalıştığını göreceksiniz. Aynı şekilde diğer volantımız için de burada görmüş olduğunuz bu alüminyum parçaların bir tanesinden başka bir tane metrik skala yapacağız. Bu metrik skalayı yaparken ölçme ve biçme her zaman olduğu gibi çok önemli. Çünkü çok hassas çalışmak gerekiyor. Buradaki her iki çizginin arası 0,05 mm. Her üç çizginin arası ise 0,1 mm oluyor. Yani 10 tane, 20 tane çizgi geçtiğiniz zaman araba 1 mm ilerlemiş oluyor. Şimdi gelin isterseniz yakın planda detaylarını göstereyim ben size bunu. Gördüğünüz gibi skala bileziği burada. Burada kısa çizgiler ve uzun çizgiler olmak üzere ben bunları eşit aralıklarla böldüm. Burada görmüş olduğunuz şu uzun çizgiyle şu kısa çizginin arasındaki mesafe 0,05 mm. Burada gördüğünüz uzun çizgiyle bu uzun çizginin arası ise 0,1 mm. Dolayısıyla ben arabamı 1 mm hareket ettirmek istediğim zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu anda arabamı 1 mm hareket ettirdim. Yarım milimetre hareket ettirmek için de 5 uzun kademe geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Örnek vermek gerekirse arabayı 0,15 mm hareket ettireceğim. 0,05, 0,1, 0,15 mm. Şimdi örneğin buradaki malzemenin üzerinden 0,1 mm alın tornalaması yapacağız. Aynaya bağladıktan sonra bizim hareket edeceğimiz mesafe tornalama yaparken maksimum bu kadar olması gerekiyor. Yani ölçü skalası olmadan doğru ölçüm, doğru kesme yapmamız neredeyse imkansız. Her seferinde motoru durdurup tekrar işi söküp tekrar ölçüp tekrar takmak gerekiyor. Dolayısıyla bu tip bir skala yöntemi bizim işimize çok yarayacaktır. Şimdi atıyorum burada bir 0,5 mm alın tornası yapacağız. Getirdik kalemi, işin ucuna yasladık. Yasladığımız zaman skala böyle ara bir değerde kaldı. Peki buradan milimetrik ölçüm yaparak nasıl alın tornalaması yapmamız gerekiyor? Buradan tekrar skalayı sıfırlayacağız. Buradaki skala bileziğimiz buradaki volanta sıfır geçme. Dolayısıyla ben iğneyi kalemi parçaya yasladıktan sonra getirip buradan sıfırlama yapıyorum. Ondan sonra 0,5 mm tornalama yapıyorum. Şimdi bu parçada bu bileziğin aynısından bir tane daha yapacağız. Arabayı ileri geri hareket ettiren eksendeki volantın üzerine takılacak o bilezikte. Aynı taksimatı, yani ölçüleme bölme taksimatını bu parçanın üzerinde de yapacağız. Onun nasıl yapıldığını, nasıl düzgün ölçüldüğünü ve bölündüğünü, taksimatları nasıl ayarlandığını bu parçayı yaparken size teker teker göstereceğim. Volantımızın çapı 32 mm. İşleyeceğimiz parçanın dış çapı ise 40 mm. Bunun iş çapını 32 mm'ye kadar genişleteceğiz ve bu volantın içerisine sıfır geçecek şekilde parçayı hazırlamış olacağız. Şimdi bağlayalım tezgahımıza parçayı. İlk başta alnını tornalayıp düzelteceğiz bunu. Şimdi kalemimizi ters takıp iç yüzeyden talaş kaldırmaya başlayalım. Müzik
Arkadaşlar, bileziği bitirdik. Volanta alıştırdık. Volantın kendi gövdesini. Şimdi bunu güzelce markalama boyasıyla boyayıp metrik skala ölçülerini üzerine işaretleyeceğiz. Ondan sonra o çizgileri orada sabitleyeceğiz. Ardından arabaya monte edeceğiz. Düzgün ölçüm yapabilmek için arabanın üstünde buraya da burada olduğu gibi bir tane iğne koyacağım ki hangi konumda nerede olduğumuzu görebilelim. Ölçü almamızı, düzgün iş çıkartabilmemizi sağlayacak olan bilezikleri volantların üzerine yerleştirdik. Düzgün şekilde çalışıyorlar. Artık tezgahımız birazcık daha hassas, birazcık daha stabil ölçüm yapacak. Gördüğünüz gibi bileziklerin üzerine kademelendirmek, bölmeleri ayırmak sanıldığı kadar zor değil. Ben bilezikleri yaparken videonun da başında belirttiğim gibi 0,05 mm hassasiyetinde
ayarladığım kademeleri. Piyasada satılan pek çok masaüstü torna tezgahından çok daha hassas ölçüm yapabilen bir torna tezgahı oldu arkadaşlar. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Bir dahaki videoda artık tezgahın üzerindeki eski kalıp boyalarını çıkartacağız. Olduğu gibi metal görünümü elde etmeye çalışacağız. Belki kontrol panosunda küçük bir boya işi yaparız. Önümüzdeki videoda bu konuyu ele almayı düşünüyorum arkadaşlar. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir soru olursa ölçeklendirme, ölçme, biçme ile ilgili yorum bölümünden sorarsanız bildiğiniz gibi ben herkese cevap vermeye çalışıyorum. Videolarımı beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar kanalıma aboneyseniz de abone ol tuşunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.